Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 30 Ağustos 2016 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlayarak haber bültenimize başlıyoruz. Erzincan'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabah saat 9.30'da belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Erzincan'da sabah saat 9.30'da Erzincan Belediye Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundular. Törene Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, kamu kurum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, polis, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı. Sayın seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Erzincan Valiliği'nde tebrikler kabul edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, valilik makamında tebrikleri kabul ederek protokol mensuplarının Zafer Bayramı'nı kutladılar. Silahlı kuvvetler mensupları.
her sefer belirtilmiş oluyor. Ailelere sorulan konuşmalar kapanmaya bağlı konuşmaları Sayın seyirciler, Expo 2016 Antalya tırı hafta sonu Erzincan'a geldi. Expo 2016 Antalya tırı hafta sonu Erzincan'a gelerek tanıtım yaptı. Expo 2016 Antalya organizasyonu sorumlusu Mevlüt Can, yapmış oldukları tanıtım hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 2016 Antalya dünyanın en büyük botanik bahçesi, aynı zamanda uluslararası anlamda olimpiyatlardan sonraki en büyük ikinci organizasyon olarak geçiyor. Biz burada Expo alanının tanıtımını yapıyoruz. Bütün herkese tanıtım yapıp çocuklara da hediyelerini veriyoruz. Çocuklara verdiğimiz hediyeler işte tişörtler olsun, kitap ayraçları olsun, tohumlar olsun, çiçeği ve doğayı çocuklara sevdirerek aynı zamanda çocukları mutlu etmek amacıyla biz buradayız. Buradan sonra 15 tane daha ilimiz kaldı. Onları da gezeceğiz. Tüm Türkiye doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her yeri geziyoruz. Buradan sonra durağımıza devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 14.260 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14.260 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erzincan-Sivas Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan sürücülüğünü OB isimli şahsın yaptığı ve içerisinde TD isimli şahsın da bulunduğu 06 plaka sayılı araçta yapılan arama neticesinde aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 14.260 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değeri yaklaşık 85.560 TL olup önlenen vergi kaybı ise 70.587 TL. Yapılan operasyonda OB ve TD isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, sağlıklı bir gelecek ve ülkemizin menfaati için her türlü kaçakçılık olayını engelleme konusundaki mücadelenin kararlılıkla devam edecektir denildi. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.